diyenlerin arkasında çok şey var. Hiçbir şey bir neden değil ki, ama hak ettiğimi düşündüğünde hiç de adil değil ki. Sen nesin ve kimsin? Sağlı yaralı balıkları gitsin misin, artık çok gerginim. İster istemez her şeyim sende rehin. Ne yanlış bir karar masası, sen ne kötü bir hakimsin. Bu ne zor bir dosya, sen ne kolay bir kararsın. Senden görünmüyor önüm ben, ne kolaymış fikri ölüm. Anlatırdı sevdiklerim böyleyken böyle olur. Söz söylenir göz dolar, haziranlar şubat olur. İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım. İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim. Ben deli dolu biriyim ama şu an sadece doluyum. Kırılmış bir sağ kolum, gönlü bir hayli kırık. Yapayalnız bomboş bir yolum, beni arayan orada bulur. Sözüm bittiği yerde bekliyorum. Canım malum yarım eksik. Bu kadar mı kolay çeker insan sevdiğinin şakaplarına tetik. Sanki sen bir avcı, bense infilak eden keklik. Arkadaşlar, araç girişinde kim var? Su topu teslim alacağım. Kapı altındayım, hemen geçiyorum. Sen giderken adımını sayarım. Hey ha, yazık seni yanlış tanıdım sanırım. Gel bakalım. Meltem, mahkumu getiriyorum. İnce araması yapılacak. Anlaşıldı efendim. Geç bakalım. Geç, dur şöyle. İyi misin? İlk gelen hep öyle olur. Zamanla alışırsın. Tabii inşallah alışacak kadar uzun kalmazsın. Bir de idareyle aranı iyi tut. Tamam mı? Kimseyle de kötü olma. Bu söylediklerimi de unutma. Sana müdür yardımcısı olarak söyledim. Geç bakalım öyle. Yavaş, yavaş. Ha. Gir bakalım. Gel, yaklaş. Çıkar ceketi. Ceketi çıkar. Küpe yüzük ne varsa onları da koy oraya. Hadi oyalanma. Hadi. Dön bana. Dön. Aç ağzını. Aç, 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 aç. Elini kaldır. Kaldır yukarı, yukarı, yukarı. Yana. Öbür tarafa. Tamam, saçlar. Ey kafayı, ey kafayı. Tamam, kaldır. Çıkar kaza. Kaza çıkar, kaza. Kaza çıkar. Kızın mı? Hadi oyalanma, atleti pantolonunu çıkar hepsini. Hadi. Hadi. Hadi oyalanma. Kaldır kolları. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam, pantolonunu çıkar. Hadi. Hadi pantolonunu çıkar. Hadi. İç çamaşırlarını da çıkar. Don, sütyen ne varsa hepsini. Hadi, intim arama yapacağız. Sağa dön. Önüne dön. Sola dön. Otur. Deniz. Demir. Benim de oğlum olursa adını Demir koymak istiyorum. Yaş kaç? 34. Medeni durum. Evli misin? Çocuk. Var. Bir kızım var. Anne! Anne! Anne gitme! Anne! Anne! Kızının adı? Ejen. Anne! Ejen. Anne! Anne! Benim onunla konuşmam lazım. Şu anda mümkün değil Deniz. Olmaz.
miyim? Şu an mümkün değil. Belki daha sonra. Şu anda lütfen Orta, sakin ol. Bir kere bu şata kapalı. Tamam. Otur lütfen. Tamam, sakin ol. Çok az kaldı. Ama sakin yapamam. Ol. Ama lütfen. Şu anda mümkün değil. Otur yerine. Ama ne olurum. Lütfen otur yerine. Sakin ol. Otur yerine Deniz. Nereye gittin sanıyorsun? Buraya saldırmıştırıcı getirin. Gel buraya. Gel. Sakin ol. Sakin ol. İndirin. Derin derin nefes al. Yalvarıyorum, ne olur. Geldi mi? Hadi. Sakin ol. Derin derin nefes al. Yalvarıyorum, ne olur. Bacaklarını tut. Bacaklarını tut. Sakin ol. Sakin ol. Derin derin nefes al. Geçti. Geçti. Ben size mantı ki yamam ben. Hece. Ne olur ya baba. Ne olur bir an önce kendine gel, ne olur. Ne olursun, ne olur. Baba. Ece. Babacığım. Kardeşim. Kardeşim ne olur. Ne olur. Sabaha kadar uyanmaz. Kalp atışları düzenli. Takibini düzenli yapabilir miyim? Zor bir ameliyattı. Bekleyeceğiz. Baba. Bekleyeceğiz. İlk gece her zaman en zordur. Yine iyi atlattı. Hastaneden haber var mı? Henüz bir haber yok. Dua et de kurtulsun. Kurtulmazlar. 15 yıl. Moralini bozma. Burada morale ihtiyacın olacak. Yoksa zorlanırsın. Burada herkesin odası var. Bütün odalarda ortak kullanım alanı açılır. Ortak alanda çay, kahve ve bunun gibi şeyler yapabilirsin. Televizyon yayını sabah 7 ile gece 1 arasıdır. Ramazan ayında 24 saat kesintisiz olur. Yürü. Şey, kapılar. Açık mı? Kilitlemiyor musunuz? Biz burada kimseyi kilitlemiyoruz. Sadece ana blok girişleri gece 12'den sonra kilitlenir. Ortak kullanım alanları da anonslarla duyurulur. Bu taraf. Burası senin hücren. 222 numaralı hücre. Şuradaki kırmızı butonu görüyor musun? Herhangi bir şekilde tehlike altında olduğunda, senin ya da başka birinin can sağlığı sıkıntıya düştüğünde ya da usulsüz bir şey gördüğünde bu butona basacaksın. Altın kural. Anlaşıldı? Güzel. Burada şu an kimse yok çünkü kahvaltı saati. Açsan eğer eşyalarını bırak, sen de onların yanına geç. Aç değil. Nasıl istersen. Bir şey söylemeyecek. Ben kızımla ne zaman konuşabilirim? Şanslısın. Bugün telefon görüş günü. Haftada bir kez olur.
İlgili belgeleri hazırlayıp seninle bağlantıya geçeceğim. Şimdi gel seni yerleştirelim. Özlem Hanım, cezaevinden bekleniyorsunuz. Tamam, geliyorum. Sen yerleş, daha sonra konuşuruz. Allah kurtarsın. Hoş geldin. Sefa getirdin. Boncuk. Senin gibi fıstığın ne işi var burada? Kudret'e nasıl verirsin lan? Uydurma lan. Yapmadım ben öyle bir şey. Öyle mi? Yapmadın. Allah, Allah belanı versin. Yollamadım. Yapmadım diyorum ya. Yapmadım. Kızlar, bu karı sabahtan beri yapmadım diyor. Biz hata yapıyoruz. Yapmamış işte. Yok be, gacı korkudan altına edecek. Allah'tan da tuvalete oturttuk ona. Yapmamış. Bak Naciye'ye bak, nasıl masum. Yapmamış. Yapan insan böyle mi bakar Naciye, değil mi? Biz sana çok ayıp ettik Naciye. Senin gönlünü almamız lazım. Kocam geliyor ziyarete. Kocam mı geliyor ziyarete? Kocası geliyor ziyarete. Biz bunu hazırlayalım. Ne yapalım ablama? Ne yapalım ablama? Gelin başı yapalım ablama. Gelin başı, gelin başı. Yakışıklı olsun böyle, böyle. Benden de güzel olsun. Allah! Yalvarırım sana, yalvarırım. Saçlarımı elleme. Allah, ne olur bak her şeyi yapama. Saçlarımı elleme, yalvarırım. Bakayım lan sana şöyle, şu ibibikler falan. Çok punk oldu lan bu. Tamam. Allah belanızı versin inşallah. Hepinizin acısını çıkartacağım. Hepinizden görürsünüz. Allah paketle şunu. Bana bak. Bana bak.
Ağlama mı? Bana bak. Bana bak. Bir daha yoluma çıkarsam öldürürüm seni. Yazık olur. Hadi hadi hadi. Hadi. Göster bakayım bura Azra ablana. Göster buraya kalemlerini. Azra abla bak buraya kalemlerime. Bir resimler çiziyor benim çocuğum. Bir görseniz fotoğraf fotoğraf. Bu kim kız? Hoş geldin. Annem bak ablan gözlerine boncuk gibi. Maşallah sübhanallah. Değil mi çocuğum? Değil mi güzelim? Allah kurtarsın. Deniz Demir B1-222'ye yerleştirildi müdürüm. Kudret'le Azra arasında yeni bir yem demek oluyor bu. Murat, bu kıza dikkat edin. Hepinizin gözü bu kızın üzerinde olsun. Pardon ama henüz suçu kesinleşmemiş basit bir tutukludan bahsediyorsunuz. Henüz ilişkileri bozulmamış birini dışarıdan istediklerini elde etmek için yem olarak kullanabilirler. Bu telefon olur, uyuşturucu olur, hap olur. Bunlar psikoloji kitaplarında yazmaz Melis Hanım. Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Siz mini etekle caddede fink atarken ben burada bu insanlarla uğraşıyordum. Baskı, ceza, sindirme bunların hepsi işin kolayına kaçmaktır Nihal Hanım. Ve sizin yaptığınız da bu. Ama şunu anlamanız şart. Burası yenilenmiş bir cezaevidir. Adalet Bakanlığı burayı pilot uygulama alanı olarak belirledi. Rehabilitasyon çalışmaları, eğitimler, daha çağdaş bir yaklaşım. Ancak bu şekilde farklılık yaratabiliriz. Aksi halde pilot cezaevi olmamızın hiçbir anlamı yok. Bu Melis beni delirtiyor. Canım karıcığım benim. Her şeyi bu kadar abartma Allah aşkına. İşkolik aşkım. Bence senin biraz izne ihtiyacın var. Henüz değil. Daha iki gün önce bunlar birbirlerini öldürüyorlardı. Bunların yüzünden iki defa ihtar cezası aldım. Sabahın hayırlı olsun Kudret Sultan. Kahvaltını getirdim. Boş mu? Abla ayıp ediyorsun. Malzemenin en kalitelisi var yumurtanın altında. Bana bak. Şu yeni gelen kadın. Neyin nesi? Deniz diye çağırılan bir abla. Önemli biri değil. Gözün üstünde olsun. Bunlar çaylak, masum görünürler. Sonra bir bakmışsın. Ya idarenin ya da Azra karısının adam olmuşlar. Dikkat. Tamam abla. Geçmiş olsun be kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim. Ya kusura bakma, sana iyi bir karşılama yapamadık. Ben Jale. Deniz. Ben de Dudu. Allah kurtarsın kardeşim. Ne yapacaksın? Sıma bakayım canını. Hapislikte asıl gönlünü hapsetmeyeceksin ben seni diye. Sonra sıkkın olursun ha. Boş ver.
Emme gelden su gölden. Pazar masrafı yok. Getirdim derdi yok, bitirdim derdi yok. Açık kafanı dinle. Bak bu da bizim şekerimiz Öykü. Selam mı ablana? Merhaba. Merhaba. Senin de kızın yanında oladın. Böyle analı kızlı. Kucak kucağa hamur gibi ısıcacık oturdunuz. Kömür derdi yok, odun derdi yok. Değil mi? Ne işi var onun bu pisliğin içinde? Dur. Ne pisliği ya? Ne pisliğinden bahsediyorsun sen? Şaptamak. Ağzımdan çıkan kulağını duyuyor musun senin? Tamam Dudu. Senin çocuğun çocuk da bizimki boncuk mu? Ben öyle bir şey demek istemedim. Tamam. Ne demek istedin? Ne demek istedin acaba? He? Tamam tamam. Senin var ya ağzını yırtarın ha. Hadi hadi tamam. Nereden varsa buraya gönderiyorlar tamam, ya. Mısın? Tamam. Dur kurtak gözü. Şş, tamam hadi. Tövbe olsun. Bana babucu kafana atarım senin ha. Tamam tamam. Evet bir şey. Kontes mi olmadın ilk günden? Hadi. He? Hadi Dudu. Hadi. Dudu. Seneni. Seneni. Kusura bakma. Normalde iyi bir insandır vallahi. Yani sigarayı bıraktı da biraz o yüzden esereklidir yani. Ben koğuş temsilcisiyim. İdare ile mahkumlar arasında bağlantı kuruyorum. Bir sorunun falan olursa çekinmeden bana gel, tamam mı? Hadi be. Gel. Gel dışarıda bir çay içelim ha. Gel gel. Bak az evvel tanıştığın Azra var ya. Karşı oda onundur. Bu bloğun reisi odur. Yani burada onun sözü geçer. Hadi gel otur sen. Otur bir nefes al. Rahatla. Ben sana bir kahve yapayım. Bir de onun yanındaki vardı ya. O da Hasret. Ona da pehlivan derler. Kırk bunlara bile katılmış biliyor musun ama kadın diye almamışlar tabii. Deli kuvveti vardır onun. Azra'nın yanından hiç ayrılmaz. Saçını kestikleri kadın kim? O Naciye. Sedikli Naciye. B2 blok patronu Kudret'in sağ koludur. Kudret'le Azra arasında ortak alanlarda tek sözü geçen olma konusunda her zaman bir mücadele vardır. Burada iki blokun patronu birden kim olursa çamaşırhaneyi ve yemekhaneyi o işletir. Yani doğal olarak da bu patronların işine gelir. Hani dışarıdan mal sokmalarına yardımcı olur. Bu blokta tek bir kural vardır. Azra ne istiyorsa yap ve Kudret'ten uzak dur. Azra her konuda elemanlarına sahip çıkar. Harbici bir reistir yani. Ama Kudret öyle değildir. Hani o egoisttir o. Sadece kendi menfaatini düşünür. Bir de bu kırmızı butonlar var ya. Öleceğini bilsen de sakın onlara basma. Parmaklarını kırarlar. Çatır çatır kırarlar. Müdür hanım dedi ki. Burada idare işi bitince evine gider. Azra ve Kudret işbaşı yapar. Havalandırma saati başlamıştır. B1, B2 havalandırmaya. B1, B2 havalandırmaya. Bak bir de bu havalandırma çok önemli. Görebildiğin kadar gökyüzüne bak. İnsana hala nefes aldığını hatırlatır. Doya doya seyret gökyüzüne. Armudun ağrına pazar eyledim. Başına gönlüne nazar eylediğim madem. Döktür madem döktür. Al yanaktan öptür. Al yanaktan vazgeçtim. Acıcık ucuna öptür.
yanaktan öptü. Al yanaktan vazgeçtim. Acıcık burada öptü. Dışarıyla bağlantım kesilince süt dökmüş kediye döndün. Elinde satacak bir şey kalmayınca kimse suratına bile bakmıyor değil mi? Seni de, Kudret'i de, bu cezaevindeki her türlü suç şebekesini de bitireceğim. Suç şebekesi mi? Allah Allah. Allah biz avludayız, D vitaminimizi alıyoruz, elimizi kolumuzu sallaya sallaya dolaşıyoruz. Suçlu olan hücrede. Ekledik. Konuşabilecek miyim yani? Telefon anonsu yapılınca gider konuşuruz. Teşekkür ederim. Vallahi goy goyun sırası değil. Nihal haklı. Dışarıdan nasıl sokacağız sim kartı ya? Telefon var içi boş. Ne halt edeceğiz? Ya Azo doğru diyorsun da bu madilikte zamazingoyu nereden bulacağız yani? Ben de onu diyorum zaten. Bu madilikte zamazingoyu nereden bulacağız diyorum. Ürkek bir kuş bulacağız, gırtlağına çökeceğiz, sim kartını ona sokturacağız. Kudret hücreden çıkmadan da dikelteceğiz, o kadar. Kimin kimsesi var mıymış, öğrenebildiniz mi? Çok konuşmuyor. Sadece bir kızı var, hala konuşamadı. Bak korkuyor, herkesten çok korkuyor. Güzel. Korkan birine her şeyi yaptırırız. Bayılırım korkanlara. İçeri sim kartı bu karı sokacak. Dikkat, dikkat. Havalandırma saati bitmiştir. Herkes koğuşlarına. Dikkat, dikkat. Havalandırma saati bitmiştir. Herkes koğuşlarına. Maşallah. Çok güzelmiş kızın. Allah bağışlasın. Ben onu alabilir miyim? Usludur ablacığım. Usludur. Yarmayayım seni şimdi gündüz gündüz ha? Şş, Hasret. Ne yapıyorsun? Bırak. Coştu ya. Öyledir o biraz. Kusura bakma. Boncuk, biz özür dilemeye geldik. Bugün tatsız şeyler yaşandı senin odanda. Yoksa bizim seninle bir alıp veremediğimiz, senin kızınla bir alıp veremediğimiz yok. Senin kızın bizim yeğenimiz sayılır. Al, al. Hayırlı olsun. Telefon görüşün onaylanmış. Evet. Yalnız sana ek bir bilgi. Burada izinleri ben onaylarım ya da onaylamam. Kızını arayabilirsin tabii. Tabii ki arayabilirsin. Ama önce benim istediklerimi yapman gerek. Yarın görüşe çıkacaksın. Görüşçünün adı Cemal Kara. Ondan bir emanet alacaksın. Kimse yakalanmadan bana getireceksin. Eğer bunu başarabilirsen kızını aramana belki izin veririm. Anlaşıldı mı? Oo, Oktay Bey. Maşallah, sübhanallah. Deniz Demir'in odası burası mı? Burası, burası. Geç, geç. Selvi gibi süzülüverdin ha. Gözümüz kendimiz açıldı gel. Oo.
Hanımlar. Hürmetler Oktay abi. Her şey yolunda mı? Yolunda. Yolunda Oktay Bey, yolunda. Arkadaş yeni geldi, kaynaşıyoruz. Kaynaşın tabii. Avukatın geldi, seni bekliyor. Avukatım. Ben avukat falan istemedim. Ne bileyim ben. Yakınların falan söylemiştir. Hadi ya. Görüşten sonra yanıma geliyorsun. Nereye gidiyorsun ya? Kahve de içecektik. Yatıya da bekleriz. Yatacak yerimiz bu. Merhaba, Erhan Duman. Kadın Hakları Federasyonu avukatınız olarak beni gönderdi. Yani ben avukat falan istemedim. Siz istemeseniz de size bir kamu avukatı tahsis ederler. Yani beni istemezseniz onunla da çalışabilirsiniz. Vekaletname hazırladım. İşaretli yerleri imzalayacaksınız. Bu da kartım. Gerekirse beni buradaki numaradan arayabilirsiniz. Erhan Bey, beni kızımla konuşturabilir misiniz? Ya bunun için henüz erken. Ama elimden geleni yapmaya çalışırım. Şimdi buraya gelmeden hastaneyle görüştüm. Bir değişiklik yok. Kocanız hala yoğun bakımda ve durumu ciddi. Bu arada dosyanızı inceledim. Olay yeri inceleme raporu, hastanenin darp raporu, sizin ifadeniz, komşuların söyledikleri. Hepsini üst üste koyunca hayli ilginç bir dosya. Şimdi bana o gece olanları tek tek anlatın lütfen. İfademi okumuşsunuz işte, yazıyor orada hepsi. Ecem. Ecem ifade vermiş mi? Ecem şokun etkisiyle hiçbir şey hatırlamıyor. Ama ifadesine daha sonra başvuracaklar. Ya ben dosyanızı okudum ama sizden dinlemek istiyorum. Neler yaşandı o gece? Mesela Hakan'ın vurulduğu an silah sizin elinizde miydi yoksa Hakan'ın elinde miydi? Bak ilk önce kızımı sıkacağım, sonra senin kafana sıkacağım, sonra da kendi kafama sıkacağım. Hayır! 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 Ben evden gitmek isteyince... Hakan sinirlenip beni durdurmak için silahını aldı. Sonra ben onu engellemek için üstüne saldırdım. Sonra kendimi korumak için vurdum onu. Ben vurdum yani. Silah Hakan'ın elinde, benim elimde. Ne fark edecek? On yıl. Su içinde 10 yıl. Yani silahın sizde olmasıyla Hakan'ın elinde olması arasındaki fark. Eğer kocanız ölürse buna bir 15 yıl daha ekleyin, 25 yıl. Anladınız mı şimdi aradaki fark? Çeyrek asır. Dua edelim de kocanız ölmesin. İfadesinde işimize yarayacak bir şeyler söylesin bize. Deniz Hanım, bu arada sakın burada olduğunuz müddetçe idareyle aranızı bozacak bir şeyler yapmayın. Böyle abuk sabuk işlere hiç bulaşmayın. Ben sizi buradan çıkarmak istiyorum. İşimi zorlaştırmayın lütfen. Yani bu durumda tek umut Hakan. Vurdum kocam. Öyle mi? Saat başı kontrol edersiniz, tamam mı? Doktor bey, durumu nasıl? Stabil. Ne olur bir şey söyleyin. Bir umut verin bize.
Bir şey söylemek için erken. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. Geçmiş olsun. Eğer kocanız ölürse buna bir 15 yıl daha ekleyin, 25 yıl. Anladınız mı şimdi aradaki farkı? Yalvarıyorum. Ne olur. Sakın. Dayanamıyorum anne ben. Yalvarırım sana. Sakın böyle bir şey yap. Duydun mu beni? Alo. Ecem. Ecem. Alo. Alo. Alo Ecem. Anne orada mısın? Süren ne oldu Boncuk? Sana görüşten sonra yanıma gel dedim mi demedim? Ben de. Telefonu konuştuktan sonra zaten yanına gidecektim. Ama şu anda gerçekten çok önemli bir konu var ve benim kızımla konuşmam lazım. Kara anlamıyor ya. Konuşamaz. Neden ya? Neden yapıyorsun bunu? Çünkü paşa gönlüm öyle istiyor. Sen lafımı dinleseydin ben de izin verirdim. Sonuçta biz de insanız yani halden anlıyoruz. Bak ne oldu? Ne olur sana yalvarıyorum. Sadece bir de... Senin telefonunu. PTT mi lan burası? Haftada bir kere telefonla konuşabilirsin. O da ben izin verirsem. Anladın mı? Gel sen şöyle bir yürüyelim mi? Havalı. Hadi. Hadi. Telefon görüşme saati sona ermiş. Telefon görüşme saati sona ermiş. Dur, dur. Ne oldu sarmaş dolaş? Ne olur. Gerçekten çok önemli. Kızımla konuşmam lazım. Kes. Kızının adını her hafta telefon listesine de yazdırsan. Her hafta o telefon kuyruğuna da girsen. Bak, bu kağıdı imzalamadan elini ahizeye bile süremezsin. Duydun mu beni? İdareye gidip birine şikayet edecek olursan da bulurum seni Boncuk. Azrail'in olurum. Gebertirim. Ben beceremem. Beceremem. Ne olur beni bulaştırma. Ben diyeceğimi dedim. Görüşürüz Cemal Kara. Ben her şeyi anlatacağım.
Sen benim her şeyimsin, biliyorsun. Pardon, ben başka zaman mı gelsem? Görüş için dilekçeleri getirmiştim Nihal. Pardon, müdürüm. Ya Oktay, bak ne diyeceğim abicim. Bu akşam bizim hatunu uyutalım. Gidelim bir iki tek atalım, ha ne dersin? Kendisi biraz gergin bu aralar. Bırakalım uyusun, biz de biraz eğleniriz ha. Boş ver be abicim, ben şimdi karı koca arasına girmeyeyim. Size iyi mesailer. Eyvallah. Herkes bir gergin bu aralar. İyi. Ben gidip bir çay içeyim o zaman. Kolay gelsin. Yiyorum, şaşkınsın. Korkuyorsun. Tamam, haklısın. Ama bak, burası bildiğin gibi bir yer değil. Burada gece oldu mu kanunlar uyur, kanunsuzluk uyanır. Kimse kalmaz seni koruyacak bizden başka. Tek başına değilsin. Bir etrafına baksana, hepimizin hali aynı. Biz birbirimizi koruyup kollayacağız ki şu sayılı günler çabuk geçsin. Deniz, kızınla konuşmak istiyorsan şu Azra'nın istediğini yap. Bak, Azra korur, kollar seni. Sahip çıkar. Yok, beceremezsem. Yapamazsam, yakalanırsam ne olacak? Yaparsın. Yaparsın. Deniz, ya Azra'nın ailesini seçeceksin ya Kudret'in ailesini seçeceksin. Mapushanede tek başına yatılmıyor. Sok şu çipi içeri. Konuş kızınla. Hem Azra'nın istediği olsun, hem senin istediğin olsun. Hadi imzala şu dilekçeyi. İmzala. Yaparsın. Bak dedim ya, aileyiz biz. Öyle düşün. Omuz omuza verdik mi geçecek bu seneler. Ha? Yalnızlık Allah'a mahsustur. Tek başına olmaz. Olmuyor. Tek başına olmaz. Sevda çekerdi kalbim sessiz tek başına, varamaz dokunamaz derin umutsuz yarasına. Biliyorum kavuşmak imkansız, anlıyorum yaşamalıyım sensiz tek başına, tek başına. Tek başına, tek başına. Her gece hayalimde düşümde, her kadehin bitişinde. Bir buruk bir gariptir içim, aklımdan her geçişinde. Biliyorum kavuşmak imkansız,
Anlıyorum, yaşamalıyım sensiz. Tek başına, tek başına. Yavaş, yavaş, yavaş. Aa, bu ne heyecan ya? Bir sakin ol. Derin bir nefes al. Halledersin sen. Açık görüş 5 dakika sonra başlayacaktır. Görüşmesi olan mahkumlara duyurun. Seni çağırıyorlar Boncuk. Hadi bakalım, hadi. Aslansın, kaplansın. Hadi bakalım. Köye gelen kızın soyadı neydi? Demir. Deniz Demir müdürü. Demek Deniz aile dışından biriyle görüşecek bugün. Evet efendim. Cemal Kara diye biriyle görüşecekmiş. Kadın yeni hapse düşmüş. İlk ziyaretçisi aile dışından biri. Gözünü Deniz'den ayırma Özlem. Baş üstüne müdürüm. Ziyaretçinin aileden biri mi? Yok, bir şey, bir tanıdık. Cemal Kara. Cemal, yok, ben değilim. Canım. Aa. Solursana. Yolu kazığı gibi durma. Canım benim. Ben de çok bayılmıyorum. Sana sarılmaya. Canım benim. Hadi otur aşkım. Otur otur. 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 Canım ya bu. Ne kadar özlemişim seni. Ağlacığımın içinde kart var. Birazdan. Sinan'ın da vardı bunlardan. Kral. Çok akıllı oluyor bunlar ha. O kadar akıllı ki insan gibi. Birazdan görüş bitince tekrar sarılacağız. O zaman kartı al, saçını düzeltir gibi yap, ağzına sok, tamam mı? Sonradan Azra'ya gitler, tamam mı? Tabii, tamam. Canım ya, ne kadar özlemişim ya. Şimdi konuşsana.
Dikkat dikkat. Görüş süresi sona ermiştir. Görüş süresi sona ermiştir. Kalk. Deniz. Sen gel bakayım buraya. Ne oldu ki? Dön. Aç ağzını. Aç, aç çabuk, aç. Bakma. Aç. Aç, 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 aç. Dilini çıkar. Dışarı. Ağzını aç. Ha. Dilini kaldır. Ha. Sağa. Sola. Ha. Saçları kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır iyice. Ey. İndir. Bunu kocam mı yaptı, sevgilim mi? Çıkar üstünü. Çabuk. Bekleyemem seni, hadi. Kocasını aldatacak bir kadına da hiç benzemiyorsun ama. Vay canına. Seni uyanık. Görüşmeye gittiği bu adamı tanımıyor. Tanımadığı bir adamla görüşmeye gidiyor. Kocası değil, sevgilisi değil. Cin olmadan adam çarpacak. Geç bakalım. Sen de gel. Yapıldı mı? Yapıldı efendim. Aç ağzını. Aç ağzını, aç. Ağzını aç. İyice aç. Aa. Kaldır dilini. Kaldır. Döndür, dilini döndür. Aç ağzını, döndür dilini. Öksür. İyice öksür. Düzgün öksür. Ver şunu. Aç ağzını. Aç. Öksür. Ellerinle yanaklarını aç, öyle öksür. Aç ellerinle yanaklarını, aç. Öksür. Öksür. Aç. Elbet bir atık vereceksin.
Ne yaptın? Yuttum. Ne? Yuttum. Alın şunu, alın, alın, alın. Çık. Ya müdürüm, bir helal özgürlüğümüz var. Onu da mı elimizden alacaksın? Çık dedim. Saçma sapan konuşma. Çık. 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 Ya müdürüm ya. Çık. 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 Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Sifonu da çekmedik galiba. Size geçin böyle. Arayın etrafı. Ne soktun içeri? Bir şey sokmadım. Sim kart. Hayır. Uyuşturucu. Hayır. Benimle oynama. Ay. Yüzüme bak. Yüzüme bak diyorum. Azra'dan mı korkuyorsun? Neden korkayım? Sen de şunu kafana iyice sok. Peşini bırakmayacağım Azra. Ya siz benim ***leyeceğinize biraz kudretle ilgilenseniz içeriye silahı, uyuşturucuyu her bir halt sokana var, değil mi? Kudretten adam olmaz. Ama sen gençsin. Eğitimlisin. Kafan çalışıyor. Ama aptalsın. Bak kızım, böyle gidersen hapishanenin bir köşesinde cesedini bulacaklar. Yazık olacak. Çok yazık olacak. Yazık. Temiz müdür hanım. Temiz müdür hanım. Temiz müdür hanım. Temiz müdür hanım. Gözüm üzerinizde. Gözüm üstünüzde. Basma, basma. Hadi gidelim, hadi. Anam. Anam. Altıma eşeğe yudum korkudan, ha. Hadi bakalım, sağlara geri döndük. Hayırlısı olsun. Temiz. Çıkar, çıkar.
sessiz ol. Tamam. Kısa kes, gardiyanlar fink atıyor. Tamam. Bunu da kaptırmayalım. Tamam. Ne yapıyor? Ya. Bizi. Ecem nerede abla? Bana abla deme. Ecem mi kaldı ha? Hakan mı kaldı? Aile mi kaldı? Abla bana kızımı verir misin? Kızını soruyor bir de. Darman duman etin ailemizi. Kızımı ver. Sakın. Sakın bir daha arama bizi. Alo, alo. Yeter. Bunu da kaptırmayalım. Ne dedim ben sana? Konuşamadım. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Akrabası arıyor. Deniz Demir'in mi? Hemen bağla. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Rahatsız ettim Müdür Hanım. Bakın ben Dilgün Demir. Kardeşimin karısı Deniz Demir sizin hapishanede tutuklu. Yeğenimi aradı az önce. Ciddi misiniz? Çünkü bugün telefon görüş günü değil. Emin misiniz? Sinirden elim ayağım titriyor. Yani yeğenimin psikolojisini bozuyor. Ben ne gerekiyorsa yapacağım hanımefendi. Merak etmeyin. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Murat. Bana Deniz'i getir. Hemen. Benimle geliyorsun. Hadi kalk. Affedersiniz Murat Bey, bir sorun mu vardı? Yok bir şey. Hadi Deniz. Bir şey mi oldu? Sana ne? Evet hanımlar, hadi dağılın. Herkes kendi işine baksın. Nasılmış evdekiler? Heh.
Evdekiler diyorum, nasıllarmış? Ben... Duyamıyorum. Bilmiyorum. Seni korkutuyorlar, biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bak, kimse devletten ve kanundan daha güçlü olamaz. Ben seni korurum. Sen bana her şeyi anlat. Gerekirse ben seni başka koğuşa aldırırım. Bloğunu değiştiririm. Bütün bunların altında Azra var, değil mi? Seni kullanıyorlar. Bak, daha tutuklusun. Ceza alacağın bile kesin değil. Değer mi bunlar için başını belaya sokmaya? Cezanı uzatmaya değer mi? Ha? Şimdi söyle. Telefonu sana Azra mı verdi? Hayır. Sence ben salak mıyım? Hı? Söyle, salak mıyım? Estağfurullah. Bugüne kadar senin gibi kaç tane geçti benim elimden, sen biliyor musun? Sen kimi kandırdığını sanıyorsun? Kaldır kafanı. Seninle konuşurken yüzüme bakacaksın. Emin ol, aynı durumda Azra olsaydı bir dakika beklemezdi. Tak verirdi adını hemen. Şimdi son defa soruyorum. Telefonu sana kim verdi? Kimse. Kimse bana telefon vermedi. Demek bir kızın var. Ecem. Gencecik yaşta annesinden mahrum kalacak. Annesinin yüzünü bir kere göremeden, sesini bir kere duyamadan büyüyüp gidecek çocuk. Yazık. Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Burada bütün izinler benden çıkar. Görümcen de onları tehdit ettiğini, kızının da bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Kızınla bütün izinlerini kaldırırım. Telefon listesine adını yazdırdığında kabul etmem. Ya benimle işbirliği yaparsın ya da kızını unutursun. Böyle bir şey yapamazsınız. Sizin buna hakkınız yok. Her şeye hakkım var benim bu hapishanede. Devlet de benim, kanun da. Atın şunu hücreye. Telefon, melefon, her şey yasak. Ne olur. Biraz kızını özlesin, hafızası yerine gelir. Yapmayın, ne olur. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Özlem, haber ver herkese. Bu akşam genel arama yapıyoruz. Jandarmayı çağırın. Söyleyin köpekleri de getirsinler. Köpekler biraz fazla olmuyor mu Nihal Hanım? Sonuçta telefon arıyoruz. Fazla mı? Santral kurmuş karılar içeri. O telefonu çikolata sipariş etmek için sokmadılar içeriye. Kim bilir onunla neler soktular içeriye? Haplar, uyuşturucu, ne varsa. Siz de maşallah geleni içeri sokmak konusunda elinizden gelen yardımı esirgememişsiniz.
Tamam Özlem, tamam. Bir an önce şu aramayı yapalım. Kimseye de bir şey söylemeyin. Akşam izinleri de iptal. Baş üstüne Müslüm. Baş üstüne. Hiçbir şey bulamadık. Ne sim kart, ne telefon. Resmen bizle dalga geçiliyor. Öyleyse biz de onların bildiği dilden konuşacağız. Onlarla savaşmak yerine onları kazanmamız gerekmiyor mu? Gözümüzün önünde durmasınlar diye dolaba kilitlemiyoruz insanları burada. Topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Böyle yaparsak girdiklerinden daha berbat durumda olmazlar mı çıktıklarında? Çok güzel konuşuyorsunuz da Melis Hanım. Lafla yürümüyor bu gemi. Önce bir içeriği yaşanılır hale getirelim. Ondan sonra düşünürüz içinde yaşayanları da. Yeter artık, kudreti çıkartıyoruz. Kudreti çıkartmak ne demek Nihal Hanım? Ortalık savaş alanına döner. Dönsün, ben de onu istiyorum zaten. Madem bizim bunlarla aramızda bir savaş var, biz de içeriği savaş alanına döndüreceğiz. Hemen hemen çıkartıyorsunuz kudreti. Artık kapışacaklar mı? Ne yapacaklarsa yapsınlar. Suçüstü yakalar, ikisini de nakleder, kurtuluruz en azından. Bunun sonunda yine biz zarar görürüz. Bunlar birbirlerini yiyecekler. Biz de hem kamuoyunun hem de bakanlığın tepkisini çekeceğiz üzerimize. Amaç da bu zaten. Yesinler birbirlerini. Gitsinler başka cezaevini karıştırsınlar, benimkini değil. Siz psikologlu miskologlu, müzikli tiyatrolu işlerinize bakın Melis Hanım. Benim işime karışmayın. Nihal... Kes! Toplantı bitmiştir. Hüseyin, mesai başlar başlamaz kudreti çıkartıyorsun. Baş üstüne müdürüm. Siz de çıkabilirsiniz. Murat. Efendim hayatım. Deniz'i de çıkarın. Emin misin? Evet. Kudret'le Azra'nın nasıl insanlar olduklarını görsün istiyorum. İdareye kafa tutmak neymiş anlasın. Kimleri korumak için hem de. Tamam. Geçmiş olsun. Nihal Hanım, Reşref saatine denk geldin. Hücre cezan bitti. Abla, gözün aydın. Erken geldin. Belli ki paçamız tutuşmuş. Sen benim geleceğimi nereden biliyordun ya? Hüseyin, burası senin iş yerin. Ama benim evim. İnsan evinde ne oluyor, ne bitiyor hiç bilmez mi? Nihal müdürüm cezanı kaldırdı. Başa çıkamadı Nihal müdürün.
Azra karısıyla, ha? Değil mi Murat? Kimseye yara vermemekle iyi ettin. Eğer konuşsaydın avludan sağ çıkamazdın. Nihal Hanım seni koruyabileceğini düşünüyor. Aslında kendi açısından bakıldığında haklı. Onun odasından durum öyle görünüyor. O senin yaşadığın yere odasındaki ekranlardan bakıyor. Ama kameralar hapishanedeki her yeri görmüyor. Avluya kameradan bakmak başka, orada yaşamak başka. O yüzden kimseye ele verme. Bak cezan da daha kesinleşmemiş. Kimsenin adamı olma. Taraf tutma. Temiz temiz yat, çık. Artık dışarıda olduğuma göre saati saatine haber getireceksin. Kim, nerede, ne yapıyor bileceğim. Bir de bir liste vereceğim. Eksik yedik. Ne varsa al, kap gel. Tamam abla. Tamam olmasına tamam da. Nihal müdürüm sıkı tutuyor işler bu aralar. Anlaşıldı. Paramı artır diyorsun. Pazarlık sünnettir diyorsun. Yok abla, yanlış anladın. Ya. Dikkat et de kendini harcatmasayım. Abla yanlış anladım. Böyle demek istemedim ki. Abla. Özlem. Sen bu kararı onaylıyor musun gerçekten? Yani bence tehlikeli bir plan tabii ki ama... Bir açıdan da... Onaylıyor musun, onaylamıyor musun? Pek değil. Neden o zaman içeride hiçbir şey söylemiyorsun? Burası Nihal Hanım'ın çiftliği mi ya? Kafasına göre kararlar veriyor. Ne sana soruyor, ne bana soruyor. Olur mu böyle iş? Ama haklı tabii. Sana sorsa ne olacak ki? Bir kere de bir konuda sesin çıksın be Özlem. Benim sesim çıkmasına çıkıyor da sürekli bağırdığın için duymuyorsundur Melis'ciğim. Hem bazı projelerin güzel görünsün diye bazı mahkumlara iltimas geçtiğim belli oluyor. Azra gibi. Onlar buraya cezalarını çekmeye geldiler. Sen terfi al diye değil. Anlamıyorsunuz işte. Anlamadığınız bu. Toplum falan değil. Toplum sonra. Ben önce onları kendilerine kabul ettirmeye çalışıyorum. Kendilerine. Bu mu şimdi suç? 2-3 insanı üniversiteye soktun. Resim müzik atölyesi açtın diye... ...düzeni sağlayacağını zannetme. Şimdi müsaadenle işlerim var. Ben en azından deniyorum Özlem. Çabalıyorum. Bir şey yapıyorum. Al cüce, al çikolat. Kız verme, yeter sabahtan beri kaç tane yedi. Ya aman işte. Şunu kabuklarını soysunlar artık ama ya. Anam, anam, anam. Millet hasret kalmış. Sipariş üstüne sipariş. Of. İyi, iyi, çok şükür. Telefon sağlamlı mı? Vallahi öyle bir yere koydum ki o kudretin arasana. Deniz. Çıkarmışlar bizimkini. Deniz. Deniz. Dur gelsen de oraya Deniz. Şişt, Deniz abla. Nesi var bunun ya? Vardır bir numarası. Çıkar yakından. Kudret abla. Kudret abla. Aha. Bu Nihal karısı benimle uğraşıyor anlaşıldı. Kudret anne hoş geldin. Geçmiş olsun. Çok şükür.
Tecrit ne ki zaten ya onun? Yemeğini biz alalım annem. Hoş geldin abla. Yok. Ayaklarım alışsın. Kendim alırım. Hayırlı olsun nenem. Çıkarmışlar seni. Biz de huzur evine yolladılar sandıydık. Bana bak, kolesterolünü ölçtürdün mü? Öyle dalma hemen şimdi. Boş bulduk kanalı yapınca. Ben yokken meydanı boş bulmuşsun. Bulduğun yerleri pislemişsin. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ayıp oldu. Bak. Gidip çizeyim mi Minço'dan gacı ya? Çizeyim mi? Bir dur ya. Bak. Denize yanaşıyor bak. Aç. Merhaba kuzum. Yanlış saftasın. Azrak arası bugün var, yarın yok. İnsanlık hali bir bakmışsın, dımdızlak kalmışsın ortada. Tek başına. Sahipsiz. Ben sahip aramıyorum. Sahibe ihtiyacım yok benim. Sen benim masama geçiyorsun. Ben kendi masama geçiyorum. Geçiririm o masayı kafana. Siz şöyle alalım canım. Otur demedim sana. O karıya değil, bana bakacaksın. Koy tepsini. Şimdi git bana bir çay getir. Duymadın mı? Ne oldum demeyeceksin, değil mi Azra? Ha? Aynen öyle nenem. Ne olacağım diyeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Olmamış bu. İmamın abdest suyu gibi. Git doğru dürüst bir tane koy. Bu ne şimdi? Sırf dem koymuşsun. Katran gibi olmuş çay. Moncuk, sen kişisel algılama ya. Hanımefendinin dizler kireçlenmiş tabii. Bir nevi anne hizmeti gibi düşün yani. Yardım ediyorsun. Siz şimdi paçoz bunlar. Dudak payı yok. Sende dudak yok ki, kız ne yapsın? Onun hatası mı yani? Ha? Bana bak, yaşlandıkça daha da içeri mi kaçıyor, ne oluyor? Bir silikon mu yaptırsan? Sen hem işini de görür. Sen de ağzını toplat. Şeyime benziyor yoksa. Yani. Dudak payı dedim. Gittin yarısını döktün, getirdin. Bırakma hep. Sen bırak, o koyacak. Tamam, ben koyacağım işte, tamam. Bırak. O getirecek çayımı. Cale. Tamam canım. Bu bardak leş gibi. Bak bu bardak kirli kızım. Gelmiyor musun? Git şunu adam gibi doldur getir. Sağır mısın?
Oh. Olmamış bu imamın abdest suyu. Bana böyle kirli bardaklar getiriyorsun falan. Kızım kafamı şişirme, şunu doldur ya. Git şunu adam gibi doldur getir. Bak bu bardak kirli kızım. Hayır. Ha? Ne? Hayır dedim. Başka çay koymuyorum. Sen bana kafamı tutuyorsun. Kafa tutmuyorum. Sadece başka çay koymayacağım. Niye? Küstün mü yoksa? Niye içeri girmiş bu? Kuaförde lazer parasını falan mı ödemiş? Adam öldürmeye tam teşebbüs. Lütfen kendi çayını kendin koy. Neredesin sen? Nerede miyim? Şunu doldur. Neyi doldur? İçmişsin zaten içeceğin kadar. Ya sana mı soracağım ne kadar içeceğimi? Doldur şunu, konuşma. Asabımı bozma hadi. Hadi. Ne? Ne yapıyorsun? Bileğimi acıtıyorsun, bırak. Kırarım o bileğini, sen şunu adam... Yoruldum artık. Ya yorulduysan da yoruldu. Şunu adam gibi doldur, getir şuraya, asabımı bozma beni. Ya ne yapıyorsun? Ya nereye iyiyim diye gitmiyor ya? Ne? Sen canlısın, meleksin, ben şeytanım. Sen normalsin, ben psikopatım. Ne yapıyorsun? Yeter lan! Yeter ilaçlarını aldın. Ne ilacı var benim? İlaca ihtiyacım yok. Aşağı lan! Hasta olan sensin kızım. Hasta olan sensin. Ne oldu? Hasta olan sensin diyorum. Bak ilk önce kızıma sıkacağım, sonra senin kafana sıkacağım, sonra da kendi kafama sıkacağım ya! Çıldır!
Allah yapmayın. Anne. Anne. Nerede? 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 Neredesin? Allah. 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 Deniz. Deniz abla ne oluyorsun ya? Deniz kalk. Jandarmalar yetmedi. Bir de kendini karıştırdın ortalığı. Kalk yanındayız. Yok, yok. Tamam. Yanındayız. Allah'ım yarabbim. Tamam. Kaldır tamam, kaldır. Dur çocuğum. Bedri gel. Gel otur. Sıkma bakayım canını bu gıdan ya. Ne var bu gıdan ağlanacak? Harap ettin kendini ya. Fotoğrafı yok. Anam fotoğraf fotoğraf fotoğraf. Ne fotoğrafmış bu ya? Başka çekilinmiyor mu acaba bu fotoğraftan? Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım Allah'ım. Öykü resim çizmiş. Ona bak fotoğrafa bak Cengiz. Bak. Anne. O başı 4-5 parçaya bölmüş fotoğrafı. Yırtı yırtı demiş, yırtı yırtı demiş. Kırçılı odayı arıyorum tamam. Fotoğrafı ne demeye yırtıyorsun tamam. Acaba? Anne fotoğrafı sen. Dur dur tamam yeter başı. Marsık gözlü. Kara marsık. Tam kara marsık. Tam hocamış. Ne yapayım ablama? Bir çay yapayım, kahve yapayım. Ne istiyorsun? Benim de ara o yalanla ganevçelerimi hep yerlere atmış. Benim de canım sıkkın. Ağlama bakayım gari. Benim hocam aramam lazım. İmkansız. Gerçekten müdür telefonları da görüşmeye yasak. Delir. Delir hocam. Hayır tamam. Tamam ne olursa bakayım. Gerçekten delireceğim. Yani gerçekten çıldıracağım. Tamam halledeceğiz. Gerçekten çıldıracağım. Geçmiş olsun Boncuk. Delikanlı kızmışsın. Alo. Kızım. Anne. Anne babam kendine geldi. Anne açtı gözlerini. Şükürler olsun. Umutluyum Allah'ıma şükürler olsun anne. Allah'ım şükürler olsun anne. Gördün mü anne? Gördün mü? Bu ne demek biliyor musun Ece? Bilmez miyim anne? Bilmez miyim? İyi ben biliyorum bunu. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Ben iyiyim anne. Ece, seni çok özledim. Çok özledim. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni çok seviyorum. Pusu. Seni çok seviyorum. Dayanamıyorum artık. Ne olur gel. Dayanamıyorum anne ben. Seni çok özledim. Sensiz yapamıyorum. Oh. Hakan uyanmış. Hakan uyanmış. Geçmiş olsun. Allah'ım şükürler olsun. Ağlayıp durma galiba beni de alacak.
Kızın nasılmış? Çok şükür. Sesi çok iyi geliyordu. Geçti güzel kardeşim, geçti. Bir eve gidelim. Bak nasıl ayağa kaldıracağım seni. Gör bak. Hakan Bey. Buyurun. Doktorunuz ifade alabilirsiniz dedi. Mümkünse. Siz dışarı alın lütfen. Ne münasebet canım. O benim kardeşim. Aramızda gizli saklı yoktur. Hanımefendi lütfen. Rica ediyorum. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Deniz. Yırttın Deniz. Bak şimdi sende ağır tahrik var. En alt sınırdan 126'ya 1'e koyarlar seni. Bunun da 1/3'ünü yatarsan 2 sene demektir. Bunun da 1 yılı dışarıda geçer. Çiçek gerçekten geçmiş olsun, yırttın. Olsun. Af çıkacak. Af çıkacak. Alışamadım. Af çıkacak. Allah vere de saçmalamasa gene. O kadının adını duyunca aklı başından gidiyor. Sonra yarbede oldu. Kendimi kaybetmişim. Silah patlayınca kendime geldim. Silah bendeydi diyorsunuz yani. Kendi kendime vurdum. Eşiniz de kendini vurduğunu söylüyor. Tamamen benim hatam. Kendi kendime vurdum. Ama şimdi şöyle bir biz şey ifadeyi bu yönde alalım isterseniz amirim. Savcı gereğini yapsın. Peki. Geçmiş olsun. Şurayı bir imzalar mısınız? Tabii. Thank you.
Deniz, Deniz. Gözün aydın. Kocan kendine gelmiş. Öyle mi? Çok şükür. Geçmiş olsun. Şükürler olsun. Ucuz sıyırdın, kurtardın cinayetten. Evet. Teşekkür ederim. Hadi gel benimle, avukatın seni bekliyor. Da. Sen pek sevinmişe benzemiyorsun ama. Ben mi? Sevindim. Neden sevinmeyeyim? Neden öyle dediniz? Ne bileyim, ben olsam havalara falan uçardım herhalde. Ya da şunların arasına girerdim, iki göbek atardım. Kurtlarımı dökerdim. Ama belki de sen haberi benden önce öğrenmiş olabilirsin. Ha? Bir şekilde. Nasıl bir şekilde ya? Sizin orada paranoya salgını falan mı var? Bir hep beraber revire mi çıksanız siz? Ha? Kız öyle seviniyor. Sen kendi kocan çıkınca öyle sevinirsin. Azra, senin o dilini var ya, bir gün biri... Anladın sen. Hadi gel benimle. Abla, hani söz vermiştin ya. Azra karısının telefonu çalışmaya başlamış anne. Dışarıyla irtibat kurmuş. Kapat şu kapıyı. Paraları sipariş topluyorlar abla. İçki, hap. Allah ne verdiyse. O çiyanın suyu ısındı. İşimize taş koyuyor. Ne yapalım anne? İcabına bakmak lazım. Önce önlemlerimizi alacağız. Öyle pataküte girişmek yok. Bırakın kavgayı onlar başlatsın. Biz tahrik edelim. Sen bize tahrik de anne. Tıraş köpüklerini alın. Kameraları kapatmak için. Tamam abla, sen hiç merak etme. Ben odaya geçerim. Bırakın Azra karısı peşimden gelsin. Kameralar bunu çeksin. Ondan sonra bir bir iptal edin. Nefsi müdafaa der, kurtuluruz. Nefsi müdafaa anne. Kendini savunmak suç değil ya. Kocanız ifadesinde sizden şikayetçi olmamış. Yani bir sorun çıkmazsa kısa zaman içinde dışarıdasınız. Gerçekten mi? Savcılık da durumda şüpheli bir şey görmezse birkaç güne evrak işleri biter, bir haftaya da dışarıdasınız. Şüpheli derken? Yani neden şüphelensinler ki? Çünkü kocanızın ifadesiyle sizin ifadeniz çelişiyor. Yani ikiniz de ben vurdum demişsiniz. Ama merak etmeyin. Savcılık kocanızın ifadesini esas alır. Böyle durumlarda umumiyetle sanık lehine kararlar çıkar. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Lütfen şu birkaç gün hiçbir şeye bulaşmayın. Ceza meza alacak şeyler yapmayın sakın. Dediğim gibi 2-3 güne evrak işleri biter. Bir hafta sonra kesin dışarıdasınız. Hadi kızlar, göreyim sizi. Hadi kızlar, dağılın. Herkes iş başına. Sibel, Hatice. Buyur ablam. Siz ikiniz gidin. Arve dedi. Çayla halledin. Deniz'i mi? Hı-hı. Öldürelim mi ablam? Siz çizin de. Gerisini de Azrail halleder inşallah. Hadi bakayım. Tamam ablam. Çayını sevmedim. Katran gibi yapmış.
hayırlı olsun. Ben zaten biliyorum ama. Neyi? Suçlu olmadığını. Yani suçlu olacak birine benzemiyorsun. Yüzüne bakılınca anlaşılıyor mu ki o? Burada çalıştıkça öğreniyor insan. Bir bakışta anlıyorsun kim suçlu, kim masum. Bunlar bize pist alacak ha. Ya her tarafı dalsa ne olacak ya bu balonumuz kudreti. Olur mu lan bunu? Başlasın aşağı. Bir sakin ol. Bir sakin ol sen. Yok çok ciddiler bunlar. Baksana tutulmuşlar aletlere, edevatlar falan. Hareketlere bak. Ilgaz. Bizim aletleri de toplasana. Toplayayım. Gel Meltem. Otur otur. Senin nöbetini kamera odasına yazdım. Evet, gördüm sabah. Önümüzdeki birkaç gün gözümüzü açık tutacağız. Azra ile Kudret meselesi değil mi? Avluda birbirlerine bakışmalarını gördüm. Pek hayra alamet değil bu. Bırak bakışsınlar. Hatta bırak kapışsınlar. Kameralarda, alarm da sende. Benden emir almadıkça hiçbir şey yapma. Baş üstüne müdürüm. Bak, tekrar ediyorum. Benden emir almadıkça kimseyi hiçbir yere yönlendirmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Anlaşıldı. Hadi göreyim seni. Azra, bak gel bulaşma şu karıya. Pislik çıkacak. Ben bulaşmıyorum, onlar bana bulaşıyor. Gel canım. Tamam, tamam. Hadi içeri girelim, konuşalım o zaman. Tamam, sen gir içeri ya. Benim işim var. Azra yapma. Bak birine bir şey olacak, yapma. Cale, hadi ablacığım ya, hadi. Azra. Cale otur şuraya, hadi karışma tamam sen.
şey. Gözünü seveyim Öykü'ye bak. Kapınızı kapatın, kimseye de açma, tamam mı? Tamam. Ben de götür. Kuzum, sen acık Deniz ablanla oynaya koy, değil mi? Gözünü seveyim, kapıyı hiç kimseye açma. Hadi gir içeri, gir, 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 gir. Hadi, hadi, hadi. Kapat, kapat, kapat. Kapat. Ver kız süpürgeyi, ver, ver. Deme deli dudu deli. Geliyorsun ha? Gardiyanlar buraya yığıldığında siz ikiniz o Deniz'i indirin. Hadi ablacığım, Naşnat ablacığım, hadi ablacığım, hadi, hadi. Ne bakıyorsun lan? Güzelliğine vuruldum yavrum. Nereden dalacağım ona bakıyorum. Gittiğimi kim söyledi? Asıl eğlence şimdi başlıyor. Anneme süpürüyorum. Tamam tatlım. Tamam şu kargaşa bitsin. Hemen gelecekmiş annen. Bekleyelim mi biraz? Hayır anneme süpürüyorum. Tamam. Hani benim kızımın fotoğrafı yırtılmıştı. Hatırlıyor musun sen birleştirip bana vermiştin? Ha? Sen biliyor musun benim kızımın adı ne? Öykü. Anne. Öykü. Çekil şuradan. Öykü. Meltem avluya adam lazım. Görmüyor musun Meltem? Oktay. Oktay sakın karışmayın. Oktay karışmayın. Geri durun. Destek gelmeden harekete geçmeyin Oktay. Ya bırakalım birbirlerini mi yesinler? Oktay destek gelmesini bekle dedim. Sakın karışmayın. Karışmayın. Balık Zoka'yı yutmuş. Şimdi karnını deşip temizleme zamanı. Sıkı tutun lan şunu.
Nihal Hanım, alarm veriyorum. Ortalık fena halde karıştı. Nihal Hanım, alarm veriyorum. Emrimi bekle. Kendi başına iş yapma. Nihal Hanım, alarm veriyorum. Jandarmayı çağırıyorum. Ortalık karıştı. Bekle dedim. Emrimi bekle. Geliyorum. Önce bir iki çizik atacağım. Ha. Güldük, eğlendik. Sonluğunu yap ulan. Yap ulan sonluğunu! Vurdum! Başıma da! Vurdum hadi! Ulan! Azo jandarma geliyor. Senin ne var sen? O göğsüne dikkat et. Korkma. Öykü. 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 Bir şeyler yapın! Ablas çağırın! Yürü!